Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Sultanhanı Kervansarayı, yeraltı şehirleri ve daha onlarcası. Aksaray son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından oluyor. İnşallah Aksaray bölgede gelişen sanayisi, tarımsal özellikleri, ticari sahadaki gelişmelerine paralel olarak Aksaray'ın turizmde de önemli bir şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksaray tarım ve hayvancılığıyla, gelişen sanayisi, ticareti ve coğrafi konumuyla Türkiye'nin tam ortasında önemli bir geçiş güzergahına sahip. Son yıllarda bunların arasına turizm de katıldı. En çok ziyaretçi ise Uzak Doğu ülkelerinden geliyor. Ürgüp, Göreme ve Avanos gibi noktalara gidenler Aksaray'a bağlı olan Ihlara Vadisi'ne uğramadan geçmiyor. Kapadokya içerisinde genelde bu kapsamda gelen turistler Ihlara bölgesinde, özellikle Ihlara Vadisi'ni, güzel yurtu, Narlı Gölü ziyaret ediyorlar ve buna Saratlı yeraltı şehrini de söyleyebiliriz. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapılı vadide mağaralar da bulunuyor. İlginç ve eşsiz yapısıyla dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Ihlara Vadisi, cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.